Arkadaşlar merhabalar bu videomda trigonometri kampının 11. gününün 3. dersindeyiz yani bugünün son dersindeyiz 1. bölümdeki test 2'yi bitireceğiz bu dersimizde evet kaldığımız yerden devam edeceğiz test 2'de nerede kalmıştık sayfa numarası 73'te kalmıştık 73 74 75 ve 76'yı çözüp test 2'yi bitireceğiz hadi bakalım çözümlere başlayalım 33. soruda kalmıştık yuvarlak sinüs diye tanımlanmış. Kare bu şekilde üçgen de bu şekilde tanımlanmış. Şurada bir üçgen var. Üçgen içinde 1 bölü 5 hemen yerine yazalım arkadaşım. X yani şu üçgen içinde X olunca 1 bölü 5 varsa X yerine 1 bölü 5 yazacağız. 1 bölü 5 yazınca gitti gitti. Burası pi bölü 2 artı ark kosinüs 1 bölü kaç yaptı? 5 mi yaptı? Evet. Şuna bir A diyecek olursam eğer o zaman ne oluyor burada arkadaşlar? Burada ne oluyor? Bu ifade pi bölü 2 artı Şura a dediysek eğer pi bölü 2 artı a ya. a'yı da bulalım mı? Bulalım. Yani a buna eşitse o zaman kosinus a neye eşit oluyor? Kosinus a da 1 bölü 5'e eşit oluyor. Tamam. Bu dursun. Dik üçgen mi çizmeyelim bakalım. Şimdi benden ne isteniyor? Bak şurayı buldum ben. Burayı ne buldum? Hop şöyle bir şey buldum. Yuvarlak için alınca da sinüsünü al diyor bana. Sinüs. Pi bölü 2 artı a'ya bakacağım. Pi bölü 2 artı a'ya bakacağım. Hocam. Şöyle pi bölü 2 burası. 90 eklersen bu bölgeye geliyor. Sinüs bu bölgede artıdır. E, 90 ekleyip çıkarttığımızda fonksiyon isim değiştiriyordu. Bu kosinüs a'ya eşit oldu. Kosinüs a'yı da zaten biz 1 bölü 5 bulmamıştık. Evet. Şurayı hallettik arkadaşım. Burası 1 bölü 5 oldu. Tamam. Şuraya içine de yazalım mı? Ya da üstüne yazalım şöyle. 1 bölü 5 yaptı burası. Gelelim buraya. Kare içinde eksi 5 eksi 5 yaz bakalım şuraya. Hocam burası eksi 5 x artı arc tanjant eksi 5 yapar. Şimdi Eksi 5 x değil. Eksi 5 pi pardon. Esas ölçüsünü bulurken ne yapacağız? Ee, çift ekleyeceğiz. Yani 6 pi eklersek burası pi yapıyor. O zaman burası ne oldu? Pi artı şuraya da bir b diyecek olursam pi artı b yaptı. E hocam b'yi de bulabilirim aslında ama dursun bakalım. Şimdi buradan buna b diyecek olursam tanjant b neye eşit oldu arkadaşlar? Eksi 5'e eşit oldu. Evet. Şimdi art tanjantı tanımlı olduğu yere de bakalım. Art nerede tanımlı? Hocam 1 ve 4'te tanımlı. O zaman 4. bölgede. B açısı 4. bölgede aklımızda bulunsun. Şimdi oraya gelelim bakalım. Burada da bir de yuvarlak için almış. Yuvarlak için alınca da sinüs mü yapıyordu? Evet. Sinüs pi artı b yapar bu. Sinüs pi artı b ne yapar arkadaşım normalde? Şunu dar açı gibi düşün. Şey de olsa hani 4. bölgede bir açı da olsa dar açı gibi düşünüp e, işaretini buluyoruz. En son sonuçta yine aynı işarete geleceğiz arkadaşlar ya da e, sonucun işaretine geleceğiz. Burası normalde pi artı b. Arkadaşım şöyle pi'ye b eklersen pi burası değil ki burası pi'ye beklersen buraya gelecek. Hocam bu bölgede sinüsün işareti eksi. Eksi sinüs b'ye eşit olacak fonksiyon isim değiştirmeyecek. Evet benden eksi sinüs b değeri isteniyor. E tanjant b'nin ben ne olduğunu biliyorum. Eksi 5 olduğunu biliyorum. Dik üçgen çizsem 5 gibi düşün ve dördüncü bölgede olduğunu unutma b açısını tamam mı? Şuraya b açısı dedim. Ve neyi biliyorum tanjant b'nin 5 olduğunu biliyorum. İşareti sonra düşüneceğiz. Hocam 5 bölü 1 o zaman burası 25 artı 1'den 26 kök 26 yapar. Ama benden eksi sinüs b isteniyor. Eksi sinüs b. Sinüs b değeri nedir? Hocam 5 bölü kök 26'dır normalde. Ama 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 ama. Sinüs değeri 4. bölgede nedir? Hocam 4. bölgede sinüs değeri eksidir. Aslında burası eksi 5 bölü 26 yapar. Çünkü b açısı 4. bölgedeki açı. Bir de önde eksi var. Eksi ile eksinin eksin çarpımı artı yapar. Yani burası 5 bölü kök 26 yapar. Evet burayı da 5 bölü kök 26 bulduk. E bizden ne isteniyor? Bu ikisinin çarpımı isteniyor. Geldik buraya. 1 bölü 5 çarpı 5 bölü kök 26. Bunlar gitti. O da 1 bölü kök 26 yapar. Kök 26 eşitliğiyle çarparsam 26 kök 26 bölü 26 yapar cevap. Yani 33. soru Denizli oldu. Güzel bir soruydu. Evet ACB açısı. Yani ACB açısına ben şöyle A açısı dersem eğer. Bu A arc sinüs 3 bölü 5'e eşit oldu. O zaman her iki tarafın sinüsünü alınca sinüs A neye eşit oluyor? Hocam sinüs A 3 bölü 5'e eşit oldu. Peki ABC açısına şuraya B açısı dersem ABC açısı B ise burada da her iki tarafı tanjantını alırsam tanjant B eşit oluyor? 1 bölü kök 3'e eşit oluyor. Tamam. Şimdi sinüs A ve tanjant B lazım bana. O zaman A'ya ve B'ye dik üçgen lazım. Hop şöyle çizince. Ben sinüs A'nın 3 bölü 5 olduğunu biliyorum. Karşı bölü hipotenüs. Yani buraya B, H diyecek olursam sinüs A eşittir H bölü 10. Bu sinüs A değeri de 3 bölü 5'e eşitti. O zaman 3 bölü 5 e eşitse bu 2 katı bu da 2 katı. H'ı kaç buluruz buradan? 6 buluruz. H 6 çıktı. Tanjant B'ye de 1 bölü köküş demiş bize. AB uzunluğu isteniyor bu arada. AB'ye geliriz biz şimdi. E, tanjant B'ye 1 bölü kök ise aslında özel açı. Özel açıdan da gidebiliriz ama neyse. Tanjant B eşittir. 1 bölü kök 3 ise o da tanjant B değeri de şuradaki değere böyle n diyecek olursam 6 bölü n'e eşittir. n de 6 kök mü yapar? Evet. Burası 6 kök 3 yaptı. Aslında kök katı oldu. 30 60 90 üçgen oldu. Yani B açısı 30 ya da tanjant tanjant 30 1 bölü kök 3 ya. Oradan dolayı da geçebilirdik böyle. 30 60 90 üçgeni kere. 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı da kaç yapar? 12 yapar deriz. Ve cevabı C yan buluruz. Ya da 30 60 90'ı bulamadım mesela. Hocam burada burası 6 burası 6 kök 3 Pisagor bağıntısından 12'yi bulurum diyebilirdin. Evet 34. soru C yan oldu. Geldik 35'e. 35'in soruda ne demiş? Şöyle bir şey demiş. 4 verilmiş ve tanjant 50 yaklaşık 1.2 verilmiş. Arkadaş tanjant 50 yaklaşık 1.2. Ne güzel. Ben buraya x dersem. 45, 90, 45 üçgeninden dolayı şu kenarlar eşitliği midir? Evet. E o zaman burası x artı 4 yapar. Tanjant 50 değeri de belli. Tanjant 50 neye eşitmiş? 1.2. 12 bölü 10'a eşit. O da x artı 4 bölü. Bak karşı bölü komşu. x eşitliği mi? Evet. Sadeleştir böyle 6'ya 5. 5. 6x eşittir 5x artı 20 yapar ve x'i de böylelikle 20 olarak buluruz. x'i 20 çıkar. Bizden trafik lambasının bağlı olduğu direğin uzunluğu isteniyor. Yani x artı 4 isteniyor. Cevap kaç yapar? 24 yapar. Cevap e edremit oldu 35. soruda. Geldik 36'ya. Valla ark gördüğümüz yere a yazıyorduk. E ben buna a dersem a ark kosinüs 4 bölü 5'e eşitse o zaman burada kosinüs a neye eşittir? 4 bölü 5'e eşittir. E şuraya da b diyecek olursam hocam Burada da e, her kitabın kotanjantını alırsam kotanjant B de ne eşit? Kotanjant B de 5 bölü 12'ye eşitmiş. Tamam. Şimdi ona göre işlem yapacağız arkadaşlar. Şimdi şuradaki dik üçgende A. Kosinüs A 4 bölü 5 ya. 4 bölü 5 ise burası 3 olur. Kotanjant B açısı burası B. 5 bölü 12 ise komşu bölü hipotenüs. 5 12 13 üçgeninden B açısının trigonometrik değeri de burası. Şimdi geldik buraya. Hop şuraya. Hocam burası 3 pi bölü 2 artı a oldu değil mi? Bakın 3 pi bölü 2 artı a'ya eşit oldu burası. Hocam sinüs var burada ve şunu düşüneceğim. 3 pi bölü 2'ye ben a eklersem bu bölgede olacak. Hocam bu bölgede sinüsün işareti nedir? Eksidir. O zaman sinüsün işareti eksi ise içinden 3 pi bölü 2 gidince ne oluyor? Fonksiyon isim değiştiriyor. O zaman kosinüs a'ya eşit olacak. Hatta eksi kosinüs a'ya eşit oldu. Artı şuna bakacak olursam arkadaşlar Pi'ye kaç ekleyeceğim? B ekleyeceğim. B ekledim burası tanjantın e, kotanjantın işareti ne burada? Artı o zaman pi ekleyip çıkarttığımızda fonksiyon isim değiştirmiyordu. Tanjant B mi olacak o zaman burası da? Evet art tanjant B olacak. İşaret de artı olacak arkadaşlar. E kosinüs A belli mi? Belli. Zaten 4 bölü 5. Eksi 4 bölü 5 artı tanjant B belli mi? Belli. Tanjant B de hocam 12 bölü 5. Dik üçgen çizmeden de bulabilirdik ama olsun. E bizden bu isteniliyor işte. Topladığımız zaman da kaç geldi? 8 bölü 5 geldi mi? Geldi. Evet cevap Denizli oldu 36. soruda. Geldik 37. soruya. Aşağıda ABCD dikdörtgeni biçimdeki bir bilardo masası verilmiştir. Semi kırım, kırım, kırmızı kırmızı <laughs> evet kırmızı topa vurarak yanlış yazılmış ona güldüm. Tahsih yapıyoruz bu arada. Semih kırmızı topa vurarak sırasıyla bu topun mavi ve sarı topa çarpmasını şöyle vurmuş buraya ve buraya çarpmış. Şöyle planlamış. Kale şuraya paralelmiş. Arkadaş 53 derece mi burası? Evet. Buraya ne kaldı? 37 derece mi kaldı? Aynen öyle. 37 ise o zaman burada kaçtı da 37 derece mi? Evet. Sonra KL'yi 25 vermiş. Tamam. ML'yi kaç vermiş? ML'yi 15 vermiş. Bizden KM uzunluğu nedir diye isteniliyor. Arkadaş. 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 Ne yapacağız burada? Şöyle bir şey yapacağız. Sinüs 37'yi 0,6 vermiş. vermiş hmm. Vallahi burada kenar var. Karşısındaki açı var. Burada da kenar var. Şu açıya bir beta diyeyim istersen. Al alfa alfayı kullanmadık. Alfa diyeyim istersen. O zaman ben şunu yazabilirim. 15 bölü sinüs 37 eşittir. 25 bölü sinüs alfa değil midir? Evet. E ee, buradan sadeleştirme yapalım. 5'e bölsen 3. 5'e bölsen 5. Sinüs 37 dediğimiz 0,6. Hocam burası 6 bölü 10 aslında e, ters çevirip çarptığımız zaman 30 bölü 6 yapar. O da 5 mi yapar? 5 yapar. Hocam 5 eşittir 5 bölü sinüs alfaya eşit oldu. Sinüs alfa da buradan ne eşit oldu? 1'e eşit oldu. Sinüs nerede bir arkadaşlar? Hocam 90 derecede 1. O zaman açımız 90 derece oldu. E, burası 90 olduysa bir dik üçgen karşımıza çıktı. 15, 25, 3, 4, 5'in 5, 5 katı 15, 20, 25 üçgeninden cevabı denizli olarak buluruz. Güzel bir soruymuş. 37. soru. Denizli çıkar. Geldik 38'e. Vay. İki yoldan yapacağım sana. İlk yol şu. Kardeşim sinüs alfa bölü sinüs beta verilmiş ya. Yani sinüs alfa belli. Sinüs beta lazım. Ee, yani ikisi de yok. Ne yapacağız? Sinüs alfa ya da sinüs beta lazım bize. Onlara ait dik üçgen lazım. Hocam şöyle dik çizersem. Bak şöyle dik çizersem. Sinüs beta'ya ulaşabilirim ama 15'i kullanamam. O yüzden iki tane dik çizme mantığı var. Dikimi böyle çizeyim. Bu dik böyle çizilince Tamam. Sinüs değerine ulaşırım. Peki sinüs alfaya nasıl ulaşacağım? Şöyle de ulaşırım ama çift çizgiyi kullanamam. Onu da şöyle yaparak ulaşırım arkadaşlar. Bak. Böyle di dik çizince de alfaya ait dik üçgen çıktı. Aa burada kelebek çıktı. Kelebekteki oran kaça kaç? 1'e 1. Bir. O zaman şurası A iken burası da A mı? A. Şimdi sinüs alfa bölü sinüs beta verilmiş bana. Sinüs alfa dediğimiz nedir? Hocam A bölü x değil midir? Karşı bölü hipotenüs. Evet. A bölü x bölü sinüs beta dediğimiz nedir? A bölü 15 değil midir? Evet. Eşittir 3 bölü 5'miş. A'lar nanay. Yani 15 bölü x eşittir 3 bölü 5 ise eğer buradan kaç katı 5 katı 5 katı x'i kaç buluruz? 25 olarak buluruz. Cevap 25 çıkar denizli çıkar. Nasıl yol? Değil mi? Geometrik açık bakımdan bakacak olursanız sinüs alfa lazım alfaya ait dik. Beta lazım alfaya ait dik lazım dedik oradan hallettik. Ya da ikinci yolda şu Arkadaş çift çizdeki alan A ise çift çizdeki alan A'dır. Alan ve açılar işin içine girmiş sinüs alan formülü aklımıza gelmez mi gelir? Bizden x deniyor buraya y diyelim. Ee, o zaman burada ben şunu yazabilirim. Buranın alanıyla buranın alanı birbirine eşit. Yani A alanı eşittir. Y çarpı 15 çarpı sinüs beta bölü 2. Y çarpı 15 çarpı sinüs beta bölü 2. Aynı zamanda A alanda x çarpı y çarpı sinüs alfa bölü 2 eşit. Bölü 2'ler nanay. Bak sin alfa bölü sin beta verilmiş. Bunu buraya atayım. Y'ler nanay oldu. O zaman 15 bölü x eşittir. Sin alfa bölü sin beta olur. Bu da zaten 3 bölü 5'e eşit. Üçgen 5 katı olmuş. Beşgen 5 beş katı olur. O zaman x'i böylelikle 25 olarak buluruz. Bu da ikinci yol kardeşim. İstediğin yolu seç. 38. soru Denizli çıktı. Geldik 39'a. Aslı öğretmen matematik dersinde öğrencilerin aşağıdaki bilgileri vererek bir soru sormuş. Evet bir ABC üçgeni çiziniz. Emredersin paşam deyip hemen ABC üçgeni çiziyoruz. Şöyle ABC üçgeni çizdik. Tamam. Şurası A, burası B, burası da C. Ali Bey uzunluğu 10, Adana C attı 12 ve ABC üçgeni çizdik. BC üzerinde bir D noktası alınız. Aldım bakalım şöyle bir D noktası. Sonra diyor ki D, DK dik AB olmak üzere K eleman AB. Şöyle buradan buraya dik çiziliyor. K noktası burası. Sonra D dik AC olmak üzere L eleman AC. Tamam. L al böyle diyor burada. Şurası L noktası. Ve başka ne diyor burada? DK'yı kaç vermiş? 4. DL'yi kaç vermiş? 3. Sinüs KDL. Sinüs KDL. Burada kaçın sinüs isteniyor? Hmm. Şimdi güzel bir soru arkadaşlar. Gerçekten güzel bir soru. Şunu biraz küçülteyim. Arkadaşlar bakın şimdi. Dikkat edin. Bir kere burada taban ve tabana ait yükseklik var değil mi? Hocam burada da taban ve tabana ait yükseklik var. Ama ne yok? Üçgen yok. Hop şöyle üçgen oluşturup Üçgenin alanını bulabilir miyim ben? Evet. Üçgenin alanını buluruz. Şu üçgenin alanı artı şu üçgenin alanı. Soldaki üçgenin alanı. Alan dediğimiz şey nedir arkadaşlar? 10 çarpı 4 bölü 2 artı şu üçgenin alanı nedir? 12 çarpı 3 bölü 2. Nerenin alanı bu bu arada? Alan dedik ama alan ABC'nin alanı değil mi? Evet. Hocam alan ABC'yi aynı zamanda şuraya ben bir açı dersem 10 çarpı 12 çarpı sinüs bilmem ne bölü 2'den de bulurum. Ama burada kaç isteniyor benden? Şuraya bakar mısın ne var burada? Hocam bu bir 90 burası. Burası da 90. E iç açılar dörtgen ya burası. iç açılar toplamı 360 yapacak. İkisinin toplamı 180. Sekisinin toplamı 180 olacak. Burası 180 x alfa oldu. Oo, alfa bir şekilde üçgenin alanı da yazıyorum. O zaman bu üçgenin alanı 10 çarpı 12 çarpı sinüs 180 eksi alfa bölü 2'ye eşittir. Tamam sinüs 180 x alfa zaten sinüs alfaya eşittir. E o zaman olay bitti kardeşim. 10 çarpı 4 bölü 2 yani 40 bölü 2'den 20 artı bu 18 yapar o da eşittir. Şu şu gitti 6 yaptı 60 sinüs alfa eşit oldu. Şurası 38 yaptı 38 60 da bölü olarak geçer. 38 bölü 60 eşittir sinüs alfa yapar. Benden sinüs alfa değeri isteniyordu zaten o da 38 bölü 60 yapar. Yani 19 bölü 30 yapar. Cevap denizli oldu. Güzel bir soruydu bu da test 2 39. soru geldik buraya. Alfa ve B beta tümler açılar olmak üzere. Alfalı bir böyle iki kırmızı üstteyken alfa sinüs beta eşit verilmiş. Dur ya. Alfalı yazayım ben bunu. Betanın 90'a tamamlayanı alfaysa, bu, kosünüs, alfa ise bu kosinüs alfa eşit midir? Çünkü birbirinin 90'a tamamlayanlarda e, birbirinin 90'a tamamlayanlarda sinüs kosinüs oluyordu. Bu da betalı bu da kosinüs verilmiş. Alfalı verilmiş. E, 90'a tamamlayan açısı beta olduğundan bu da sinüs beta eşit oldu. Yani kırmızılar üstte kutucukta Alfa yazdıysa kosünüs alfa. Böyle kırmızılar sağlı sollu beta yazmışsa o da sinüs beta demek. O zaman ben bunu yazabilirim. Kırmızılar üstteyi yazacak olursam. 1 eksi. Bu ne olacak arkadaşım? Kırmızılar üstteyse kosinüs olacak. kosinüs 40. Bölü. Kırmızılar üstte. Kırmızılar üstte. kosinüs 50 mi yaptı burası? Evet. Artı. Hocam. Sağda olunca da sinüs beta olacak. içindeki sinüs. Sinüs 40 bölü. Aşağıdaki ne oldu kardeşim? Bu da 1 eksi sinüs değil. Sinüs mi oluyor? Evet sinüs 50'ye eşit olacaktır. Arkadaş ben 50'leri sevmedim. Hepsini 40'lı yapayım ya. Değil mi? O zaman bunun yerine ne yazabilirim? Kosinüs değil de sinüs 40 yazabilirim. Bunun yerine de kosinüs 40 yazabilirim. Payda eşit eşitleyelim. Payda eşitlerken buraya 1 eksi. Kosinüs 40'la çarpacağım. Burayı da sinüs 40'la çarpacağım kardeşim. Tamam. Çarpalım bakalım bunları. Bununla bunu çarptığım zaman ne oluyor kardeşim? 1 eksi kosinüs 40 ile 1 eksi kosinüs 40'ın çarpımı 1 eksi kosinüs 40'ın karesi. Arkadaş 1 eksi kosinüs 40'ın karesi ne yapıyor? Birincinin karesi 1 bir, eksi birinci ile ikinci çarpımın iki katı eksi 2 kosinüs 40 yapar. Artı ikincinin karesi kos kare 40 yaptı. Sonra artı devam edelim. Şimdi ne yapacağım? Burayı da e, sinüs 40'la ile çarptım. Hocam burası da sin kare 40 yapar. Bölü Payda aynı. 1 eksi kosinüs 40 çarpı sinüs 40 eşit oldu. E sonra şuna dikkat eder misin? Kos kare artı sin kare 1 değil mi? Evet. Hocam burası 1. 1 1 daha 2. Yani burası aslında 2 eksi 2 kosinüs 40 bölü 1 eksi kosinüs 40 çarpı sinüs 40 eşit oldu. Hocam 2 parantezin alınca 1 eksi kosinüs 40 yapıyor. Bunlar bunlar gitti. 2 kaldı burada. O da 2 bölüsünün 40'a eşit oldu. 2 bölüsünün 40'ta nedir? 2 çarpı kosek 40 demek değil midir? Yani cevap böylelikle. Akçay yaptı 40. soruda. Geldik 41'e. Ha böyle bir şey verilmiş. Ark tanjantı yalnız bırakayım o zaman ben. Şunu attım öbür tarafa. O zaman ne oluyor? 2 ark tanjant işte bilmem ne eşittir. Eksi pi bölü 2 yapar. O zaman bu bölü olarak geçecek. Ark tanjant bilmem ne Eksi pi bölü 4'e eşit oldu arkadaşlar. Eksi pi bölü 4 dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Aslında pi bölü 4 dediğimiz 45 değil mi? Eksi 45 derece. Tamam. E ben burada her iki tarafın tanjantını alacak olursam o zaman burada içerideki ifade buydu. 3x eksi 5 bölü x artı 2 eşittir. E, tanjant eksi 45'e eşit oldu. Evet. Eksi tanjant bu tanjant eksi 45 eksi tanjant 45'e eşittir. Bu da neye eşittir? Eksi 1'e eşitliği midir? Evet tanjant 45 1 olduğundan dolayı. O zaman 3x eksi 5 bölü x artı 2 eşittir eksi 1 oldu işler dışlar. 3x eksi 5 eşittir eksi x eksi 2 yapar. Öbür tarafa atınca 4x eşittir. Hop öbür tarafa atınca 3 yapar. X de böylelikle 3 bölü 4 gelir. E benden ne verilmiş? Şöyle bir şey verilmiş. Hadi bakalım şimdi şuna dikkat edelim. Şimdi x yerine ne yazacağım? 3 bölü 4 yazınca 1 bölü 3 bölü 4 o da ark tanjant 4 bölü 3 yapar. Eşittir ark sinüs y eşitmiş. Arkadaş buna a dersem aslında bu da a olmuş oluyor. Ne demek bu? Hocam tanjant a ne eşit? 4 bölü 3 e eşit. Bu ne demek? Hocam sinüs a eşittir y demek. E tanjant a 4 bölü 3 ya. Bak şimdi dikkat. Tanjant a 4 bölü 3 ise 3 4 5 üçgeninden burayı yazdık. E sinüs a da y'ye eşit ya. Sinüs a da neye eşit arkadaşlar? 4 bölü 5'e eşit. E o zaman bu da neye eşit olacak? 4 bölü 5'e eşit olacak. Bizden de zaten y değeri isteniyor. Bak y değerini 4 bölü 5 bulmuş olduk. Yani cevap balık kesir oldu 41. soruda. Geldi 42'ye. Art tanjant. Hemen ne diyoruz? A diyoruz. Buraya da bir B diyelim istersen. Burada A art tanjant 1 bölü 2 eşitse o zaman tanjant A ne demek? Tanjant A 1 bölü 2 demek. Bu ne demek? Sinüs B de 1 bölü kök 5 demek. Şurada bir dik üçgen çizelim bakalım. Dik üçgen çizdik. Tanjant A 1 bölü 2 mi? 1 bölü 2. 1 2 kök 5 üçgeninden kök 5 mi yaptı? Evet. Burada da ayrı dik üçgen çizmeyelim. Bak 1 bölü kök 5'miş. Hocam 1 bölü kök 5'e ben bu dik üçgenden bakabiliyorum. Hatta sinüs B 1 bölü kök 5'miş. Nerede? Bu açının sinüsü 1 bölü kök 5 ya. O zaman A açısı aynı zamanda B açısına eşit oldu. E o zaman A açısı B açısına eşit olduysa B yerine A yazacak olursak o zaman A eksi A'dan burası ne yaptı? 0 yaptı. Alfayı 0 derece bulduk. Tamam. Öbürüne bakalım. Şuraya n diyeyim. Buraya m diyeyim. Şimdi dikkat. Bu tanjantını aldım. Tanjant n değeri neye eşit? Hocam 1 bölü 3 e eşit. Burada da kosinüs m değeri 1 bölü kök ona mı eşit? Evet. E burada arkadaşım tanjant n değeri dik üçgeni çizdim. Dik üçgeni çizince. Hocam tanjant n değeri 1 bölü 3. 1 bölü 3. 1 3 kök 10 burası. Aa hocam 1 bölü kök 10 burada var. 1 bölü kök 10. Kosinüs 1 bölü kök 10. Dikkat et. Kosinüs m değeri 1 bölü kök eşit ya. Hangi açının kosinüsü? Bu açının kosinüsü. Yani şurası da m oldu. Evet. E o zaman ne geldi burada? M artı ne de? Arkadaşlar 90 derece oldu. Burası da 90 derece oldu. Alfa artı beta isteniyor bizden. Alfa artı beta da o zaman alfa sıfırsa beta da alfa artı beta. Şunu sıfırı buldum. Bunu 90 buldum. M artı N Çünkü burası beta dediğim şey. O zaman cevapta topladığımız an kaç çıkar? 90 çıkar. Yani cevap Pi bölü 2 oldu. Güzel bir soruydu. 42. soru. Balıkesir oldu. Geldik 43'e. X açısı 0 ile 2 pi arasında verilmiş ve şöyle bir değer verilmiş. Hemen 8 S. Yani sinüs yerine S yazıyorum. Bölü C-S eşittir. Bu C bölü S artı 1 ya. Bu da C artı S bölü S'ye eşit oldu. e işler işler yapalım burada. Hocam 8 S kare eşittir. C-S C artı S çarpma C kare eksi S kare yapar. Artık öbür tarafa 9s kare eşittir c kare yaptı benden. Kotanjant x deniyor. O zaman c bölü s lazım. O zaman 9 eşittir c kare bölü s kare oldu. Yani buradan kotanjant kare x'i ne bulduk arkadaşım? 9 bulduk. Kotanjant x ne olabilir? 3 olabilir. Bir de eksi 3 olabilir kardeşim. Çünkü eksi 3'ün karesi de 9 değil mi? Evet. E, e, i̇kisi taşıklarda var. Hangisi olacak acaba? Şuradaki bilgi verilmiş. Bu bilgiyi kullanacağım. Arkadaş burada kotanjant yerine ben 3 yazarsam 3 küçüktür kosinüs x'te. Kosinüs x 3'ten büyük. Arkadaş kosinüs x nerede? 1 ile eksi 1 arasında. O yüzden 3 olmaz. Eksi 3 koyarsam ama evet eksi 1 ile 1 arasında ya kesinlikle ama kesinlikle kotanjant x değeri bu aralıkta olmuş oluyor. Sıkıntı olmuyor yani. Yani kotanjant x küçüktür kosinüs x sağlanıyor. Cevap öylelikle ne çıktı? Eksi 3 çıktı. Güzel bir soruymuş. Cevap akçay oldu 43. sorudan. Geldik 44. soruya. Evet artlar var burada. Artlar var artlar artlar. Hemen artların nerede olduğuna tanımla bak olduğuna bakalım. Çünkü buradaki sayılar tanıdık değil mi? Evet. Hemen hatırlatma olur aynı zamanda ya. Ark sin nerede tanımlıydı arkadaşlar? Artı eksi burada oluyordu. Sonra ark cos nerede tanımlıydı? Hocam birim çemberde 1 ve 2'de. Arc tanjant nerede tanımlı oluyordu arkadaşlar? Artı eksi zaten 1 ve 2'de oluyor. Burada da art tanjant tanımlıydı. Şimdi kafadan yapalım isterseniz. Sinüs nerede eksi kök 3 bölü 2? ne lazım bize? 30 60 90 üçgeni lazım. Bir de 45 45 90 üçgeni lazım. Kafadan yapabilelim değil mi? Evet 30 60 90 üçgenini yazdık böyle. Burası da 1 1 kök iki, yazdık. Sinüs nerede arkadaşım kök 3 bölü 2? Sinüs 60'da kök 3 bölü 2. Yani burası eksi 60 derece mi yaptı? Evet. Çünkü niye? şu bölgede tanımlı ya arkadaşlar. Burada eksi pi bölü 2 ile pi arasında alıyorduk ve açıyı da eksili değer olarak alıyorduk. O yüzden eksi 60 yaptı burası. Art tanjant 1. Tanjant nerede 1? 45'te hocam. O zaman burası da 45 yaptı. Tamam. Hesaplamayalım. Dur bakalım. Art tanjant kök 3. Kök 3 nerede tanjant? 60'ta değil mi? Burası 60 yaptı. Burası kosinüs nerede 1 bölü 2? 60'ta 1 bölü 2 değil mi? Burası da 60 çarpı 60 yapar. Burası da art kosinüs 1. Ha, kosinüs nerede 1 arkadaşlar? Kosinüs 0'da 1 değil mi? Evet. Burası zaten sıfırdır. O zaman burası sıfır yaptı. Hmm. Bu sıfır. Bu sıfırdan büyük. Bu sıfırdan küçük. O zaman hangisi en büyük? Y. Y büyük. Sonra sıfır olan yani Z. O da büyüktür. Bu da eksili olan zaten X. Y, Z, X şeklinde olur. Cevap akçay olur. 44. soru. Geldik 45'e. Yukarıda iki dik üçgenin arasında kalan sarı bölgenin alanı X cinsinden bu şekilde verilmiş. Arkadaşlar X ama bu dik üçgenin açı yok. Tamamı 90 ya. Ben buraya ne diyeyim? X, Y diyeyim mesela. X artı Y 90 ise Y 90 ise burası da X yaptım yaptı. Dikkat et. İki dik üçgende ortak olan kenar burası. O zaman buraya bir sayı değeri verelim. Bir verelim ama bir veremem. Değer böyle trigonometrik olarak verilmiş. Bir demeyelim de K diyelim. Oran istenilseydi bir derdim. Tamam mı? Beyazın sarıya oranı mesela K'lar gidecekti o zaman. E ben şuraya bir K diyeyim. Zaten bizden AB uzunluğu isteniyor. Yani K değeri isteniliyor bizden. O zaman buraya K dediysem eğer Şimdi x açısına bakacağım ben burada. Hocam burası 1 olsaydı karşısı ne olacaktı? Sinüs x olacaktı değil mi? Ama k ise burası ne olur? k çarpı sinüs x olur. Bunu öğrettik biliyorsun. Ya da buraya a dersin mesela. Hocam şuraya a dediysek e, x'in karşısı ve hipotenüs var. a bölü k sinüs x'e eşit. Benden a lazım. Bak a da k çarpı sinüs x'e eşit oldu. Tamam oradan da yazabilirsin tabii ki. E, komşusuna da ne diyorduk? k çarpı kosinüs x diyorduk. Peki Şuradaki büyük dik üçgende x'in karşısı var. Komşusu lazım bana. Çünkü dik üçgenin alanını bulmak için. Hocam soru işareti. Bak soru işaretini bulmaya çalışacağım ya. Ya da şuraya bir b diyeyim isterseniz. x'in karşısı var komşusu var. Tanjant diyebilirim. Ya da direkt kotanjant x yazarsam kotanjant x direkt b bölü k'ya eşit oluyor. Bak b bölü k'ya eşit oluyor ya. b'yi yalnız bırakacağım O yüzden kotanjantı yazmak daha kolay oldu. b de k çarpı kotanjant x e eşit oldu. Vay. Şimdi dikkat. Ne yapacağız? Şu sarı bölgenin alanını yazarsın. Yazalım bakalım. Şu. Hocam k, k çarpı k kotanjant x bölü 2 eksi şu üçgenin alanı k sinüs x çarpı k sinüs x çarpı k kosinüs x bölü 2 değil mi? Evet. K kare bölü 2 burada da var. K kare bölü 2 burada da var. K kare bölü 2 parantezi alınacak kotanjant x eksi sinüs x çarpı Kosünüs x mi oldu burası? Evet. Şimdi burada bir düzenleme yapacağız galiba değil mi? Yapalım bakalım. Şurayı ayrı bir yerde düzenleyeyim. Kotanjant x dediğim c bölü s değil mi? Eksi s c yaptı burası. Ee, başka burada bir şey yapmalı. Bir şey yapmalı. Hey, bir şey yapmalı. O zaman burada arkadaşım böyle. Her ikisinde de c var ya. C parantezini alabilirim. 1 bölü s eksi s yaptı. A güzel bir şey geliyor. O da C çarpı 1 eksi S kare bölü S yaptı. 1 eksi S kare C kare eşit değil mi? Evet. Bu da C çarpı C kare bölü S yaptı. E bu da neye eşit oldu? C küp bölü S'ye eşit oldu. Hocam C küp bölü S'ye eşit oldu. O, bir dakika. Şu şu şu. Zaten burası da C bölü S çarpı C kare değil mi? Bu da C küp bölü S'ye eşit değil mi? Evet. Zaten alan buna eşitmiş arkadaşlar. Ben burayı ne buldum? C küp bölü S'ye buldum. E burası da C küp bölü S. Şu alan dediğimiz şu komple bu ifade değil miydi? Evet. Yazıyorum bak şimdi. K kare bölü 2 çarpı C küp bölü S alan. Alan bu. Alan aynı zamanda şu verilmiş. Hocam C küp bölü S verilmiş. C küp bölü S'ler gitti. O zaman K kare bölü 2 ne eşit oldu? 1'e eşit oldu. K kare eşittir 2'ye eşit oldu. K da buradan kök 2'ye eşit oldu. Zaten bizden bu isteniliyor. K değeri cevap kök 2 yapar. Güzel bir soruydu. 45. soru Ceyhan oldu. Geldik 46'ya. Mert Hoca trigonometri konusundaki müfredattan kalkan dönüşüm formüllerinde sorulan bir soru kalabını indirgeme yardımıyla öğrencilerine çözdüğünü söylemiş ve önce aşağıdaki pratiği vermiştir. Evet bilgi şu sin a artı sin b bölü kos a artı kos b tanjant a artı b bölü 2'ye eşitmiş. Süper. E buna göre diyor x dar açısı kaç derecedir diye soruluyor bize. Şimdi gençler ne yapmalıyız burada? Ya hocam burada sin artı sin evet sin sin kos kos Burayı da artı, burayı da artı yapmalıyım değil mi? Evet. O zaman bunun da eksi, bunun da eksi olduğu yeri bulmalıyım. Hemen düşünelim böyle eksi eksi olduğu yer. Hem sinüsün hem de kosinüsün eksi olduğu yer neresi? Üçüncü bölgede. O zaman 32 dereceyi ben üçüncü bölgede yazarsam o zaman işaretler eksi eksi olur. Bir de eksi eksi çarpma artı olur. O zaman üçüncü bölgeye taşımam lazım 32 dereceyi. 180 artı 32 dersem üçüncü bölgeye taşınmayayım. Evet isim değiştirmeden taşıyacağım. O yüzden 180 artılı yazdım isim değiştirmek os, değiştirecek olsaydı bir 270 eksiyle yazardım. O zaman burada 180 artı 32'li yazarsam ben bu açıyı o zaman burası ne olacak? İşareti eksi olacak. Eksi ile eksinin artı olacak. E, o yüzden burada sinüs 32 aslında eksi sinüs 180 artı 32'ye eşittir. E o zaman öyle yazalım. Sinüs 28 artı sinüs 222 mi yaptı? Evet bölü Kosinüs 28 artı bu da kosinüs 222 mi yaptı? Aynen öyle. Yok 212 yaptı. Özür dilerim. Evet 30 ile topluyoruz öyle. Hocam bu neye eşittir? Sin artı sin bölü kos artı kos olunca sinüs a artı, tanjant a artı b bölü 2'nin açılımı oluyor. O zaman bu tanjant a artı b bölü 2'nin 212 ile 28'i toplarsan kaç yapar? 240. 240 bölü 2'den 120'ye eşit olacak. E bu da eksi tanjant x e eşitmiş. Bu eksi tanjant 60 e eşit değil midir? E bu eksi tanjant 60 tanjant x'e eşitse eksi tanjant x'e eşitse x açısında böylelikle 60 derece olarak buluruz. Güzel bir soru. Bunlara da dikkat edin. Bak her ikisinde işaretini değiştiren bölge, eksi olan bölge, bölge yani bölgeleri dikkate alarak bu tür soruları yapıyoruz. Çok güzel bir yorum gücü gerekiyor burada. İşte bu yorum gücünü de öğrenmiş oluruz burada. 46. soru Denizli yaptı geldi 47'ye. Evet, evet. Şimdi 4 alfa isteniyor bizden. Alfanın aralığı bu ya. 4 ile çarparsam bunu. 4 pi bölü 16'tan. Pi bölü kaç yapıyor? 4'e. 4 ile e. çarparsam pi bölü 2 arasında. Evet. Aralığımız pi bölü 4 ile pi bölü 2 arasındaymış. Hemen ben bunu yorumlayacağım. Birim çemberi çizeyim. Birim çemberi şurada çizip ona göre yorumlayayım. Arkadaş birim çember çizdiğimizde şu pi bölü 4 nedir? 45 bu da 90. 45 ile 90 derece arasında. Şu bölgede yani değil mi? Tamam. Şimdi şuradaki açıyı da yazalım da 45-45 ayıp olmasın. Haydi bakalım. Şimdi ben buradaki açıya göre yorum yapacağım. Kosinüs değeri. Arkadaş buradaki açının kosinüs değeri. Kosinüs değerine bakacağım. Sonra sinüs değerine bakacağım. Sonra tanjant değerine bakacağım. Bir kere tanjant 45'ten büyük olunca hepsinden büyük olmuyor mu? Oluyor. Yani B artı C kesinlikle ama kesinlikle hepsinden büyük olmak zorunda. Tanjant değeri şöyle yazayım isterseniz tanjant 4 alfa şu sinüs 4 alfa'dan ve kosinüs 4 alfa'dan kesinlikle ama kesinlikle büyüktür. Şimdi şuna bakacağım. Bu aralıkta kosinüs değeri mi büyüktür? Sinüs değeri mi büyüktür? Arkadaş burada tam sinüsle kosinüs birbirine eşit ya. Şöyle açacak olursak burada sinüs değeri daha da büyümedi mi? Çünkü sinüs değeri buradaydı. O zaman sinüs değeri burada bu bölgede daha büyük olmak zorunda. Yani sinüs 4 alfa büyüktür. Ondan sonra da kosinüs 4 alfa oldu mu? Oldu. E o zaman buradan ne geldi? Tanjant 4 alfa B artı C değeri büyüktür. Sinüs 4 alfa A artı C'den o da büyüktür. A artı C miydi? Sinüs 4 alfa. Evet. A artı C'den o da kosinüs 4 alfadan. Yani A artı B'den büyük olacaktır. E, o zaman ben şu ikisine bakacak olursam. Hocam B artı C büyüktür. A artı C olduğundan C'ler gitti. B büyüktür. A geldim buradan geldi. Şu ikisine bakacak olursam. A artı C büyüktür. A artı B'den dolayı A'lar gitti. C büyüktür. B mi geldi? Evet. Şimdi C B'den büyük. B B'de A'dan büyük. O zaman C büyüktür. B büyüktür. A mı geldi arkadaşlar? Evet. Yani sorunun doğru cevabı A seçeneği oldu. 47. soruda. Güzel bir soruydu. Geldik 48'e. ABC açıları 4. bölgede olmak üzere. Kosinüs A, kosinüs B ve kosinüs C değerleri verilmiş. Şimdi bunlardan hangisi en büyük? Bak aralarında hep ne var? Hocam 2 fark var burada. Burada da iki fark var. Burada da iki fark var. Şimdi sayılar büyüdükçe aralarında iki fark olduğu zaman sayılarımız büyülüyor mu küçülüyor mu onu inceleyeceğiz. Mesela en küçükten inceleyelim. İki fark olan 1 bölü 3 var. 2 fark olan 2 bölü 4 var. Sayı büyüdükçe bak bu yarımdan küçük bu yarımdan büyük. Sayı büyüdükçe bizim sayımız daha büyümedi mi? Evet büyükler daha büyük olacak. En büyüğü bu. Yani şu 3 yıldız koyalım. En büyük sayılar burada. Sonra burada. Sonra da şurası mı? Evet. Yani ben şunu buldum. Kosinüs C büyüktür. Kosinüs A o da büyüktür. Kosinüs B mi olacak? Evet. Şimdi burada ne yapacağız? Bunu sıralayacağız. Bak dördüncü bölgedeki açı ya göre sıralayacağız. Arkadaşlar kosinüs ekseni neresiydi? Hepsi kosinüs. Kosinüs ekseni burası. Açıya göre bakacağım. Mesela buradaki açının kosinüsü neresidir arkadaşım? Şöyle baktığın zaman. Hocam bu açının kosinüsü burası. Sen bu açıyı büyüttüğün zaman ne oluyor? Kosinüs değeri hop bu bölgede. a hocam bak burası oldu. Açı büyüdükçe bizim değerlerimiz büyüyor. O zaman açı küçüldük de değerimiz ne oluyor? Küçülüyor. Kosinüs değeri burası daha da küçük bir değer oldu. O zaman burada kosinüs C en büyüğüse o zaman C açısı kesinlikle burası olmak zorunda. Çünkü en büyük açının kosinüsü daha büyük olacak. O zaman C açısı burada en büyük açı burası. Çünkü açı olarak böyle geliyorduk ya. Hop bu şekilde gittiğimiz bak sıfırdan başlıyoruz. Arttırıyoruz açıyı en büyük burası yaptı C. Sonra A olmak zorunda sonra da B olmak zorunda. Yani küçükten B'ye doğru B, A, C şeklinde mi sıralanıyor? O zaman cevap Akçay oldu 48. soruda. Geldik 49'a. X bir gerçel sayı olmak üzere ark demiş. Şuraya bir A açısı dersen burası da A açısı. Ark kosinüs X bölü 2 A'ya eşitse buradan kosinüs A neye eşit? X bölü 2'ye eşit. E kosinüs A X bölü 2'ye eşit. Buradan da tanjantını alırsam tanjant A da neye eşit olacak? Hocam kök 5 eksi 2 X bölü X'e eşit olacak. Dik üçgen çizelim bakalım. Dik üçgen çizdiğimiz zaman şurası A açısıysa kosinüs A komşu bölü hipotenüs x bölü 2 tanjant a da karşı bölü komşu işte kök 5 eksi 2 x bölü x olacakmış. O zaman burası da kök 5 eksi 2 x olmak zorunda değil mi dostlar? Evet. E o zaman ne yapacağız arkadaşlar burada? Bak tanjant değeri de sağlandı. Dik üçgen kenarlarına oturdu bu sayılar. Pisagor bağıntısı yapacağız. 2'nin karesi eşittir. Kök 5 eksi 2, x'in karesi 5 eksi 2 x artı x'in karesidir. O zaman hepsini öbür tarafta toplayalım. x kare eksi 2 x Artı 1 mi yaptı? Evet. Şu eksi 1'e eksi 1 dersem bu da x x dersem aa bu ne oldu? x eksi 1'in parantez karesi oldu. Sıfır eşitse x buradan ne gelir? 1 gelir. Benden ne isteniyor? Ark tanjant eksi 1 değeri artı ark sinüs eksi 1 artı 1 değeri isteniyor. Şimdi bizim bölgelerimiz neydi arkadaşlar? Ark tanjant nerede? Burada eksi burada artı ya. 1 ve 2'de Normalde tanjant değeri nerede 1? 45'te. Eksi 1 olduğu yer ikinci bölgedeki 45 yani 180 eksi 45'ten 135. E o zaman burası 135 derece. Yani 45'in 3 katı yani pi bölü 4'ün 3 katı olacaktır burası. Artı ark sinüs x. Ark sinüs 1. Sinüs nerede 1? Hocam burası sinüs 80'i ya. Burası da 0'a 1 ya. CS yazınca bak 90'da 1 olduğunu görüyoruz. O zaman burası da pi bölü 2 yaptı. 2 ile genişletecek olursam Hocam 3 pi bölü 4 artı 2 pi bölü 4 eşittir. Ne yapar o zaman? 5 pi bölü 4 yapar? Evet. 5 pi bölü 4 yapar. Cevap böylelikle Edremit oldu 49. soruda. Geldik 50. soruya. Artılı bir ifade böyle bir şeye ve eşit verilmiş. Eksi pi bölü 4 eşit verilmiş. O zaman her iki tarafın tanjantını alalım kardeşim. Tanjantını aldığın zaman ne geliyor buradan? Hocam 2x kare eksi 5x artı 1 eşittir. Tanjant Eksi 45'e Evet. E, tanjant eksi 45. Eksi tanjant 45'e eşittir. Yani bu da eksi 1'e mi eşit oldu? Evet. E o zaman eksi 1'e atalım öbür tarafa. 2x kare eksi 5x artı 2 eşit 0 yaptı. Değil mi? E buradan da çarpanlara ayıracağız. 2x'e x dersek. Ondan sonra burada da şuraya 1 ve 2 dersem. Çapraz çarpımlarından 5 elde ediyorum ama eksi eksi dersek olur. Buradan ne geldi? 2x çapraz çarpımlarının toplamları ortadakini verdi. O zaman yan yana gelenleri yazıyorduk. 2x eksi 1'e x eksi 2 yapar eşit sıfırsa bu eşit sıfır olduğunda x 1 bölü 2 gelir. Bu eşit sıfır olduğunda x 2 gelir. Zaten x gerçel sayısının alacağı değerlerin farkı hangisi olabilir diye soruluyor. Ya bundan bunu çıkartacağım ya da bundan bunu çıkartacağım. Yani 2 eksi 1 bölü 2 isteniyor. Olmazsa 1 bölü 2 eksi 2'yi bulacağım. O da 4 3 bölü 2 mi yapıyor? Evet cevabımız böylelikle Ceyhan oldu. Ve böylelikle bu testi bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde Test 3'ün çözümünde bir sonraki gün 12. gün yani değil mi? 12. günde. Test 3'ün çözümünde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.